Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu tâsi'u vel işrûne min mebhasil ilahiyat. İlahiyat mebhasının bugün 29. dersini okuyoruz. Beyt ne diyorduk? Mutkellimun sümme sıfatu zâti leset bi gayrin ev bi ayni zâti. Şimdi Allah'ın sıfatları ne Allah'ın gayridirler ne aynidirler. Öyle değil mi? Bakalım. Ya bir şey ya aynidir ya gayridir. Ne ayn ne gayr nasıl olur? Bir de sümme sıfatu. Bu sümme tertip içindir. Tertip-i zamani ma terakhi içindir. Burada ne tertip var, ne terakhi var. Sümme ne işi var burada? Diyor, sümme lil istinafi. Sümme niçindir? İstinaf içindir. Ve yani ibtida içindir. Burada tertip için değil. Ve yehtemül en tekune li tertibi. Tertip için de olabilir. Ne için olabilir? Tertip için de olabilir. En yetekuna li tertib fi zikri vel ihbari. Zikirde, ihbarda tertip için olabilir. Nerede? Zikirde, ihbarda tertip için olabilir. Yani tertibi zikri içindir. Makkabinin zikrinden sonra bu gelmedi. Geldi. O zaman burada sünme tertibi zamaniden tertibi zikri ihbariye ne yapılmış? Kullanılmış. Vel mana بعد ان اخبرتك bak yani tertibi zikri için olunca بعد ان اخبرتك بما تقدم geçirdiğimiz şeylerde ben sana ihbar edince uhbiruke sana haber veriyorum bi enne sıfati zati leyse bi gayrin ev bi ayni zati oldum. Bakın sıfatu zat diyor, sıfatun ef'al demiyor. Öyle değil mi? Bunlar şimdi muhtarazatları falan hepsi geliyor. Oldu. Vel garadul asliyyu min zalike. Hani sıfatu zat ne gayrdirler ne aynidirler. Bundan asıl amaç nedir? Beyanu hükmü sıfatı zati. Sıfatu zatın hükmünü beyan etmek. Oldu. Sıfatu zat o sıfatul mani dediklerimizdir. Oldu. Sıfatu nefsi dediğimizdir. Ve huve o hükmü sıfatı zat nedir? Enneha leyset bi ayni zati ve la bi gayri zati. Ne aynı zatırlar ne gayri zatırlar. Oldu. Bir ecuriyenin haşesi var. Orada var mı sizinki? Onu okuyalım. Fel muradu minel gayri huna. Hani diyoruz gayr değiller. Burada gayrden murad el munfekku anizzati. El munfekku zattan munfek olan gayr değildir. Zattan ne? Munfek olan gayr değildir. Yani Allah-u Zülcelal'ın sıfatları zatın gayrisi değiller. Zatından munfek değiller. Ayrılmıyorlar. Oldu. Yani biz diyoruz gayr değiller. Ne demek? Zattan ayrılmıyorlar. فَمَانَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ غَيْرَ زَاتِهِمْ اَنَّهَا لَيْسَتْ مُنْفَكَّةً اَنْهَا. Zattan ne değiller? Munfek değil. Ha, epey zattan munfek değiller. Bu da iki manaya muhtemildir. وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَانَيْنِ اَلْمَانَ الْاَوَلُمْ اَنَّهَا hani munfek değil de leyset menfiyeten anizzati fi halin sabitetin laha fi halin ahire. Fi halin sabitetin laha fi halin ahire. Sabit olduğu halde başka bir halde ne menfi değiller. Yani bu sıfatlar Allah'a sabit oldukları halde başka bir halde bu sefer ne değiller? Menfi değiller. Ha işte munfek değil, manası budur. Bir halde sabit olan bu sıfatlar başka bir halden Allah'tan nef edilmiyorlar. Ya belhiye mulazimetun lizzati. Zatın mulazimidirler. Zate sabit olan bu sıfatlar
Hiçbir zaman bu zattan ayrılmıyorlar, menfi değiller, daima mulazimdirler. Ve hazel mana huvel me'hudu min kelami Şeyh Abdüsselam. Şeyh Abdüsselam, İbrahim el-Lakkani'nin neyidir? Oğludur. Ve min kelami muhaşşi, İmam Bacir'in kelamında da bu anlaşılıyor. Ahir, en son heysu kâle, leyset munfekketen, belhiye mulazimetun lizati. Kendisi diyor ileride. Şimdi gelir. El-mâna sani, hani munfek değiller ne demek? Enneha leyset munferideten anizzati. Zaten ne değiller? Munferid değiller. Ey munfessileten ana. Zaten munfek değiller ne demek? Zaten munferid değiller. Zaten munfessil değiller. Nasıl munfessil değiller? Bihaysu tekun kaymeten bi nefsiha. Yani zaten munfessil, bak biraz önce munfek değiller. Yani bazı hallerde sabitken bazı hallerden menfi değiller dedik. Bu sefer zaten munferid değiller ne demek? Ne demek zaten munfek değiller? Yani zaten munfasıl değiller. Yani kendi zatına kaim değiller. Belhiye kaimetun bizzat. Allah'ın zatına munfek değiller ne demek? Kendi nesline kaim değiller, Allah'ın zatına kaim değiller. Bu hazır manhol münasib li cani kelam müsannif cevabını ani şubetlet evredet el muhtezletu kema yu'lamuzan mimma nakalehu el muhaşşi ani sa'd fi mayati. Şimdi geliyor oradan anlaşılan bu ikinci mana daha uygun. Hulase özet olarak Allahu Zülcelal'ın sıfatları gayri zat değiller. Ne demek? Zaten munfek değiller. Zaten munfek değiller ne demek? Yani bazı durumlarda sabit olsunlar, bazı durumlardan menfi olsunlar, öyle değil. Yani bazen zatı olsunlar, bazen olmasınlar, öyle değil. Belki lazımdırlar, zaten hiçbir zaman ayrılmıyorlar. Ya mana budur, münfek değiller budur veyahut da münfek değiller, yani zata kayımdırlar. Kendi nefsine hiçbir zaman ne değil? Zaten münferit olup, münfesil olup kendi zatına kayım olsunlar, hiçbir zaman öyle değiller. Oldu mu olmadı? Anladınız mı? Pek fe in qile ihtiras eşşeyum herhangi bir şey. İman yakuna gayren herhangi bir şey ya bir şeyin gayri olurlar ve iman yakuna aynen yanına olurlar? Aynı olurlar. Fe la yu'kalu kavluhum leyset bi gayri zati ve la bi ayni zati. O zaman onların kavlu bunlar gayri zatta değiller, aynı zatta değiller, bu düşünülmez. Yani bu akıl kabul etmiyor. Bir şey ya bir şeyin gayrisi olur, ya aynısı olur. Nasıl aynı da olmaz da gayri de olmaz. Oldu mu olmadı? Ucibe bi'enne nefyel ayniyeti zahirun. Zahir o ki, bunlar aynı değiller. Çünkü sıfatlar ari, Yüce Allah'ın zat-ı ari, zahir o ki ayniyet yok. Zahir o ki ne yok? Ayniyet yok. Niye? İzminel ma'lumi enne hakikate zati gayru hakikati sıfati. Zatın hakikati, sıfatların hakikati değil. Bu divar ile bu divara kıyam eden renk aynı değil. Ve illa lazime ittihadu sıfati vel mevsufi. Ve illa lazime ittihadu sıfati vel mevsufi. İttihadu sıfat mevsuf lazım gelir. Ne lazım gelir? İttihadu sıfat mevsuf lazım gelir. Ve vella yu'kalu, bu da düşünülmez. Sıfat ile mevsuf aynı olması, müthed olmaları düşünülmez. Eğer biz demesek zaten aynı sıfatların aynısının gayrisidir, ithadu zat, ma'sıfat lazım gelir, o da düşünülmez. Ve emma nefyül gayriyeti, ve emma nefyül gayriyeti, nefyül gayriyet, hani dedi ya, zahar o ki nefyül ayniyettir. Biz diyoruz aynı da değiller, gayri de değiller. Gayriyetin nefi nasıl oluyor? Ha, bu zahar değil. Bunun üzerine duralım. Fel muradu bihi. Nefül gayriyetten murad, nefül gayri mustalahi aleyhi.
mussalahu aleyhi olan gayr nef ediliyor. Mutlak gayr nef edilmiyor. Peki o mussalahu aleyhi olan gayr nedir? Ve huvel gayrul munfekku. Gayrine munfek. Yani bunlar Allah'tan munfek olan sıfatlar değiller. Bak gayr değiller demek munfek değiller. Bir sıkıntı var mı? Yok. La mutlakul gayrin. Mutlakul ne değil? Gayr değil. Burada mutlakul gayr nef edilmiyor. Hatta desen nasıl bir şey aynı olmaz, gayr olmaz. Fel mana enneha leyset bi ayni zati ve la bi gayri zati ama gayren munfekken. Bir gayri munfek olarak gayri zat değiller. O zaman fela yunafi. Enne hakikateha sıfatların hakikati gayru hakikati zati. Zatın hakikatin ne? Gayrisidirler. Bu itiraz varid olmaz. Öyle değil mi? Yani biz diyoruz gayr değiller, manası yani zatları aynıdır, biz onu demiyoruz. Biz diyoruz gayr değildir, yani münfek gayr değil, musallahu aleyhi olan gayriyi nef ediyoruz. Oldu mu? Bak, فَلَا يُنَفْ اَنَّ حَقَّةَ غَيْرُ حَقَّةِ ذَاتِ اَمَا لَكِنَا لَيْسَدْ مُنْفَكَةً ذَاتِ. Bak hakikatlerin, zatın hakikatin aynısı değil. Ama hakikatin aynısı olmamayla birlikte zaten münfek de değil. Bizim nefetimiz zattan infikaktır. Gayr değiller demek zattan infikakları yoktur. Yoksa gayr değiller hakikatleri aynıdır. Onu ne etmiyoruz? Onu murat etmiyoruz. Oldu mu? Anlaşıldı değil mi? Yani artık bu itiraz bir şey ya aynısıdır ya gayrisidir. Ne aynı ne gayr olamaz. Olabilir. Nef-ül gayriye zaten zahardır. Aynıyet de burada şey nef-ül aynıyet zaten zahar. Nef-ül gayriyet burada nef edilen gayr o mussalahu aleyhi olan gayr nef ediliyor. Mutlak gayr nef edilmiyor. Oldu mu? Ve kâle ba'duhum innaha sıfatlar gayrun nezren lizalike. Hani sıfatların hakikati zatın hakikatinin aynısı değildir. Buna bakılarak gayrdirler. İnneha ne? Sıfatlar. Gayrun nezren lizalike o zalike müşaru ileyhisi enne hakikatteha gayru hakikati zati. Ve in lem tenfekke. Her ne kadar ayrılmıyorlar, yani her ne kadar sıfatlar zaten ayrılmasalar dahi ama gayrdirler. Niye? Hakikatleri çünkü nedir? Aynı değil. Hakikatleri farklıdır. Oldu mu? Bu bağda göre Allah-u Zülcelal'ın sıfatları aynı değiller ama gayrdirler. Buradaki ispat edilen gayr mussallahu aleyhi olan gayr değil. Gayrdirler yani hakikatleri ne? Aynı. Oldu mu? Kale şemsu semerkandi ve huve hilafun lafsiyyun. O demiş hani Allah-u Zülcelal'ın sıfatları gayr midirler veya gayr değiller. Hani mesela bazı diyor gayrdirler. Cumhur-ül kelamin diyor gayr değiller. Aynı olmadıkları gibi gayr de olmaz. Gayrdirler diyenler, gayr değildir diyenler arasında hilaf lefsidir. Yani hakiki değil. Evet. Lafızları farklı ama söyledikleri şey aynıdır. Niye? Peki lennel kavlu bi ennel leysel bi gayrin. Cumhur'un kavlu değil mi? O mahmulun ala nefil gayriyetil munfekki. O gayriyetil munfek üzerine nedir? Mahmuldür. Olur mu olmadı? Yani gayr değiller, yani münfek olan gayr değiller. Ve in kanet gayren fil mefhum. Mefhumda gayr olabilir. Bak onun ne etmiyor? O onun nef etmiyor. Vel kavlu vel kavle bi enneha gayrun. Bu sefer gayr diyen kavl mahmulun alel gayri fil mefhum. Gayri fil mefhum üzerine nedir? Mahmuldur. Ve in lem tenfekke. Velekul ne olmazsa ayrılmaz. Hulase
Bak, hulase ne? Gayr değildir diyenlere göre mefhumda gayr olduğunu kabul ediyorum. Mefhumda öyle değil mi? Gayrdir diyenler gayr-i münfek olduğunu ne ediyor? Kabul ediyor. Bak o 12'ni kabul ediyor, 12'yi kabul ediyor. Onun baktığı taraf ali, onun baktığı taraf ali. Sözleri farklı ama aynı yere ne ediyorlar? Varıyorlar. وَلِكَوْنِ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ غَيْرًا بِالْمَانَ الْمُتَقَدِّمِ Bak, وَلِكَوْنِ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ غَيْرًا Sıfatlar ne derler? Ama bil manel mütekaddimi, geçirdiğimiz mana itibariyle gayr değiller. Geçirdiğimiz ne? Geçirdiğimiz mana itibariyle gayr değiller. Ve li kevni sıfatı ileyse gayr bil manel mütekaddimi. Manel mütekaddim gayr-i münfek değiller. Yoksa gayr değiller yani hakikatleri aynıdır değil. Ve li kevni sıfatı ileyse gayr bil manel mütekaddimi vaka'at tesamuhu. Tesamuh ne olmuş? Vakı olmuş. Bidafeti mallizzati ileyha. Bidafeti mallizzati ileyha. Oldu mu olmadı? Zate idafe edilen şeyler bazen tesamuh yoluyla bunlara ne yapılıyor? İdafe ediliyor, nispet ediliyor. Öyle değil mi? Niye? Hani bir yönüyle bunlar gayr değiller. Allah'ın gayrisi olmayınca Allah'a nispet edilen bunlara da ne yapılır? Nispet edilir. Çünkü gayr değildir. Örnek. Nahu tevada'a kullu şeyli kudretihi. Her şey Allah'ın kudretine ne etmiş? Boyun eğmiş. Bak, tevada Allah'ın zatı nedir? Zata olan bir şeydir ama burada kudret olan sıfete isnat edilmiş. Vel muradu tevada'a kullu şeyin li zatihi li ecli kudretihi. Ve illa eğer desek her şey Allah'ın kudretine tabi oluyor. Taat itaat ediyor, ibadet ediyor. Fe ibadetu mücerredi sıfati kufru. Mücerred sıfatların ibadeti nedir? Küfürdür. Ve ibadetu mücerredi zati sıfatlar düşünmeksizin zat, mücerred zatın ibadeti de fiskun. Fel müstakimun doğru olan şey İbadetu zatil mutasiffeti bi sıfati. Sıfatlarla mutasif olan zata ibadet etmek. Yani zati sıfatlarla mutasif olarak ne etmek? Düşünmek, mülahaza etmektir. Oldu mu? Bitti. Dersin başına bakın. Sümme sıfatu zati leyset bi gayrin ev bi ayni zati. Oldu mu olmadı? Evet. وَخَرَجَ بِاِضَافَةِ صِفَاتِ الزَّاتِ Bak, sıfat-ı zat idafesiyle. وَخَرَجَ بِاِضَافَةِ صِفَاتِ الزَّاتِ Ne çıktı? اَسْصِفَاتُ سَلْبِيَّتُ Sıfat-ı selbiye ne oldu? Çıktı. Niye? Sıfat-ı selbiye, hani biz diyoruz sıfat-ı zat, ne gayr ne indirler. Peki ne çıktı? Burada sıfat-ı selbiye çıktı diyoruz. Niye? Onlar da ne aynı gayr değiller. Yo, fe inha gayrun. Onlar gayrdirler. Ne demek sıfat-ı selbiye Allah'ın gayrisi? Bimana enna leyset kaimeten bihi. Allah huzur celalara kaim değiller. Niye? Lianna umurun ademiyyetu. Adamul evveliyet. Öyle değil mi? Adamul nihayet. Bunlar hepsi nedirler? Hepsi ademi umurlardır. Öyle değil mi? Ademi umurlar, yok olan emirler, tabi Allah'ın neyi oluyorlar? Gayri oluyorlar. Onun için sıfat-ı zat idafesiyle sıfat-ı selbiye çıktı. Bir de ve sıfat-ül efali, sıfat-ül efal çıktı. Kel ihyai vel imateti. İhya gibi, imatet gibi. Allah-u Zülcelal'ın efal sıfatları. Niye bunlar nedirler? Bunların çıkarması, çıkmaları sahih mi? Evet. Fe innaha gayrun eyden. Bunlar da nedirler? Gayrdirler. Bimana enneha munfekketun. Bunlar gayrdirler. Ne demek? Munfektirler. Niye? Liennaha yeteallukatul kudretil tenciziyetil hadisetil. Kudreti tenciziye hadisin teallukatlarıdırlar.
taallukat Allahu Zülcelal'ın zatından nedirler? Zatından sudur ederler. Mutaallakatlarına yapışıyorlar. O taallukat Allahu Zülcelal'ın zatıyla aynıdır diyemeyiz ki. Öyleyse sıfat-ı zat demeyle sıfat-ı selbiye çıktı. Sıfat-ı ef'al çıktı. Bir de ve sıfat-ı nefsiyyetu ve huvel vücudu. Bu da çıktı. Niye? Vücud Allah'ın aynisi midir, gayrisi midir? Diyor fe inha aynul mevcudi. Bunlar mevcudun neyi? Aynidirler ala kelam-ı eşariye. Eş'arinin kelamına göre vücud mevcudun aynısıdır. Sıfet-i nefsi mevcudun aynısıdır. Olum olmadı. وَقَدْ تَقَدَّمَ اَنَّ تَحْقِيقَ Tahkik o ki te'viluhu bak dikkat edin te'viluhu bu kelam-ı eş'ari te'vil etmek. Şimdi eş'arinin kelamına göre vücud mevcud olan Allah'ın aynısıdır. Ya vücud bir mesterdir. Nasıl mevcudun zatın aynısı olur? Diyor وَقَدْ تَقَدَّمَ اَنَّ تَحْقِيقَ تَعْوِلُهُمْ Bu ile de bir ara geçti. Tahkik o ki bu kelam hani ta sıfat-ı nefsi okurken orada geçti. Tahkik وَقَدْ تَقَدَّمَ اَنَّ تَحْقِيقَ تَعْوِلُهُمْ Onun neydi? Tevilidir. Tevilidir. عَلَى مَعْنَا اَنَّهُ لَيْسَ زَائِدًا عَلَى الزَّاتِ Zat üzerine ne değil? Zahit değil. Yani zat üzerine zaidil bi haysu yura. Böyle zattan müstakil, münferit olarak görünebilecek değildir. Oldu mu? Evet. Tabi bu da deseydi, el-evla diyor bi haysu hak vücudun mevcudu bi dünya deseydi olur. Yani zat üzerine zaid değiller. Yani bi haysu yetehakkaku vücudun mevcudu bi dünya mevcud o olmadan tehakkuk etsin. Öyle bir ne? Öyle bir vücudla mevcut değil. Ama bu doğru. Bir haysuyur yani zattan münferit olarak görünebilecek şekilde zatın üzerine zâid değildir. O zaman fela yunafi ennehu emrun i'tibari. Fela yunafi ennehu emrun i'tibari. Artık emri i'tibari olmasına münafi değildir. Ne değil? Emre itibarı olmasına ne değil? Münafi değil. Niye? Çünkü o diyor mevcudun aynısıdır. Ne demek? Yani görünebilecek şekilde zaten ayrı değil. Evet. Tamam. Emre itibarı olursa zarar eder mi? Etmez. Çünkü emre itibarı zattan münferit olarak görünebilecek veyahut da vücudu olan bir şey değildir. Oldu mu? Demek tekrar ediyorum. Ve sıfetu nefsiyetu bu da çıktı. Ve huvel vücudu fe inna aynul mevcudu ala kelam leşariyim. Peki eşarinin kelamına göre vücud mevcudu aynısıdır. Bunu tevil etmek lazım. Ve kad tekadim enne tahkike teviluhu. Kelam-ı eşarinin neyi? Tevli. Ne üzerine? Alaman en evlese zad ala zad bi haysu yura. O zaman fela yunafi ennehu emrun itibariyun. Bir emri itibari olmasına münafi değildir. Çünkü zat mevcudun aynısıdır deyince emri itibari olmaz. Mevcud emri itibari midir? Mevcud emri itibari mi? Mevcud emri itibari değildir. Mevcud emri itibari değilse bu vücuda mevcudun aynısı olunca bu da emri itibari olmamalı. Ama biz dedik, mevcudun aynısıdır demek, yani zattan ayrı görünebilecek değildir. Bu manadaki mevcudun aynısı emri itibari olabilir. Ha, dedik, ve sıfatun nefsid ve hul vücudu fe inna aynul mevcudi ala kelam eş'ariyim ve gayrul mevcudi ala kelam gayri eş'ariyim. Peki Allah-u Zülcelal'ın zati sıfatları ne ayn ne gayr diyorlar. Sıfat-ı nefsi eş'ariye göre aynıdır. Eş'arın gayrisine göre gayrdir. Hiç kimseye göre ne ayn ne gayr değil. Kime göre ayn, kime göre ne, kime göre gayrdir. Oldu. Sümme sıfatu zati leyset bi gayrin
li gayrin diyor bila tenvini lefsi gayrin lehu. Burada lehu var, silin. O lehu olmaz burada. Oldu mu? Niye leyset bir gayri tenvinsizdir? Li idafeti takdiren ila misli ma udife ilehi aynu. Metne bakın. Leyset bir gayri ev bi ayni zati. Ayn neye daf olmuş? Zata. O zaman gayr da mukadder bir zata. Öyle değil mi? Mabadın nezdirine mudaftır. Onun için tenvin gelmez. Ve takdiru leyset bi gayri zati. Tamam. Zat olursa tenvin gelir mi? Yok. Orada zat melhuz olunca, takdiren zata mudaf olunca gayrde de tenvin olmaz. Ve kad arefte اَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَتْ بِغَيْرٍ مُنْفَكِّ وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَتْ بِغَيْرٍ مُنْفَكِّ Murad gayr değiller, yani gayr-i münfek değiller. Murad budur. فَلَا يُنَافِ اَنَّا غَيْرٍ مُلَازِمٌ Gayr-i mulazim olmasına münafi değil. Yani bak, bunlar gayrdirler. Ama Allah'ın zatına nedirler? Mulazimdirler. Biz burada dedik, gayr değiller ne demek? Yani gayr-i münfek değil. E doğru, gayr-i münfek değiller, gayr-i mulazimdirler. Çelişki var mı arada? Çelişki yok. Oldu mu? وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَتْ بِغَيْرِ مُنْفَكِّ O zaman فَلَا يُنَافِ اَنَّهَا غَيْرٌ مُلَازِمُ Burada bir haşe diyor es-sevab fela yunafi enna gayrul mefhumun bedele mulazimun. Mulazimin yerine mefhum dese daha iyi olur. Fela yunafi enna gayrul mefhumun. Mefhum yönüyle gayrı münafidir. Doğru. Bu da olur, o da olur aslında. Leyset bir gayrin munfekin. Gayrin munfek olmayınca gayrin mulazime münafi değil. Yahut da gayrin munfek olmayınca mefhum itibariyle gayr olmasına münafi değil. Mefhum itibariyle gayrdirler. Ama infikak itibariyle gayrdirler. Tenafi çelişki yok. Oldu mu? Şimdi bakalım Mu'tezilelerin burada meşhur bir şüpheleri var. Musannif aslında leyset bi gayrin ve la aynin demeyle onların o şüphesinin şüphelerin cevabına işaret ediyor. Bir bakalım şüpheleri nedir? Nasıl ne yapılıyor? Musannif onun cevabına nasıl işaret ediyor? Ve eşarel musannifu bizalike ilel cevabi ani şüphetilleti evredehel mu'teziletu. O mu'tezileler ki ennafuna li sifatil maani. Diyorlar Allahu Zülcelal nedir? Kadirdir ama kudret sıfatı yok. Ne yok? Neyle kadirdir? Zatıyla nedir? Kadir. Ona bunu ne diyorlar? Nef ediyorlar. Sıfatın mani nef ederken bir şüpheleri var. O şüphelerine bina nef ediyorlar. Ve takriruha. O şüphenin neyi? Takriri. En tekule es sıfatul vücudiyyetu. Sıfat-ı selbi değil. İmman tekuna hadiseten ya hadis olurlar. O zaman Allahu Zülcelal'a olsalar feyelizde mukiyamul havadisi bizatihi ta'ala. Bu caiz değildir. Ve imman tekuna kadimeten ya Allahu Zülcelal'ın sıfatları nedirler? O vücudi sıfatları kadimdirler. O zaman feyelizde muteaddudul kudemmâi. Kudemmaların taaddudu lazım gelir. Ve ve küfrün bi icma'il muslimine. Kudemaların taaddudunu savunmak, kabul etmek Müslümanların icmaince nedir? Küfürdür. وَقَدْ كَفَرَتِ النَّسَارَ بِزِيَادَتِ قَدِيمَيْنِ عَلَى ذَاتِ الْعَلِيَّ Onlar üç kadim var. Biri Allah, iki tane ne ediyorlar? İlave ediyorlar. Okunun ve selase diyorlar, değil mi? Bundan dolayı kafir oluyorlar. Bak, كَفَرَتِ النَّسَارَ بِزِيَادَتِ قَدِيمَيْنِ عَلَى ذَاتِ الْعَلِيَّ يَهُوْ تَا كُفِّرَتِ النَّسَارَ بِزِيَادَتِ قَدِيمَيْنِ عَلَى ذَاتِ الْعَلِيَّ Tekfir ediliyorlar. İkisi de caiz. فَكَفَرُوا وَهَا تَا فَكُفِّرُوا
kafir olmuşlar veya tekfir edilmişler. Bir ispat-i aliyetin selaseti. Bir Allah-u Zülcelal, diğeri de ayrı kabul ediyorlar. Kema kâle ta'ala, lakad keferellezine kâlu innallâh sâlisü selasetin. Sâlisü selaset demeyle kafir oluyorlar. Tabi bu mesele daha önce üzerine konuşmuştuk, tekrar etmiyoruz. Peki ve izâ keferetin nesâra, yahut da kuffiretin nesâra, bi isbati aliyetin selaseti. Üç ilahın isbatiyle kafir olunca, fe keyfe bil ekseri. Fe keyfe? Üçten daha fazla aliheti kabul etmekle nasıl küfür olmaz? Ve huve, o ekser de semaniyetu kudemaen. O da kaçtırlar? O da sekiz kudamadırlar. Ezzatu birincisi nedir? Zattır. Ve sıfatu seb'u, bir de sıfat-ı seb'adır. Eğer tekvin, idraki kabul etmesek. Ev tisun bi ziyadeti tekvini. Ev aşerun bi ziyadeti idraki. Feyerzemu ala isbati zalikel kuf. İsbati zalike lazım gelir bunların ispati. Ekserin ispati ku Allah'tan başka sekizdir. İnşallah ile birlikte sekizdir. Veya dokuzdur. Veya ondur. Feyerzemu ala isbati zalike el kufru. Küfür lazım gelir. Min babin evla. Daha babi evlayla lazım gelir. Yani Nesara'la üç aliyetin ispatiyle kafir olunca sekiz, dokuz, on aliyetin kudamaların ispatiyle tarika evla küfür gerçekleşir. Oldu mu olmadı? Ha şimdi keennehum Allah-u Zülcelal'ın vücudi sıfatları hadis ise bu sıkıntı olur. Kadim dese şu sıkıntı olur. Öyle demedi. E diyor bu o haza böyle bu şekilde söylemek tevsi'un fi daireti. Yani bu şekilde takrir etmek dairede yani konuşmada mevzuyu açmakta bir genişlemedir. Niye? Yani ehl-i sünnet muhtarifa bir kıdemesi, kıdemi sıfatı. Ehl-i sünnet zaten sıfatların kıdemini kabul ediyorlar. E onlar bize diyorlar, eğer hadis olsa şöyle olur. Böyle bize itiraz yapıyorlar değil mi? Yes. Hadis olsa şöyle olur, kadim olsa böyle olur. E zaten hadis diye söyleyen kimse yok ki. Öyle değil mi? Zaten ehl-i sünnet kıdemus sıfatı ne ediyorlar? Kıdemus sıfatı itibar kabul ediyorlar. Sıfatların hudusunu kabul etmiyorlar. Artık onlar bize yönlenip itiraz babında hadis olsa şöyle olur, kadim olsalar böyle, kadim olsalar böyle olur demelerin bir anlamı yok. Sadece tevsi'ü daire yapmak için böyle yapıyorlar. Oldu mu? Eğer demesek tevsi'ü daire içinse iman tekuna hadiseten demesine gerek yok. Pek musannif leyset bi gayrin ve la aynin. Leyset ne? Leyset bi gayrin ve la aynin. Bunu demeyle onlara reddeti diyoruz değil mi? Onların bu şüphelerine cevap verdi musannif. Hele bakalım musannif leyset bi gayrin ve la aynin demeyle nasıl bu şüpheyi kaldırdı? Bu şüphenin defini kulasesi ne oldu? Diyor ve hasilul cevap kema eşare ileyl allâmetu sa'd ennel mahzûrel mubtile li tevhidi. Ennel mahzûre sakıncalı olan şey. El mubtile li tevhidi, tevhidi iptal eden, tevhidi ortadan kaldıran mahzûr. İnnemâ huve taaddudul kudemâil mutegâyiretil munfekketi. Allah-u Zülcelal zatının Allah-u Zülcelal'ın zatından münfek mutegayir kudamaların taaddudu mahzur tevhide tevhidin muhtili bir mahzurdur. Eğer desek Allah-u Zülcelal'ın zatından ayrı mutegayir kudamalar var desek o zaman tevhid oradan kalkmış oluyor. Oldu mu? Ennel mahzûrel mubtile li tevhidi innemme huve taaddudul kudemâil mutegâyiretil munfekketim.
بِحَيْسُ تَكُونُ زَوَاتٍ مُسْتَقِلَّةً بِحَيْسُ تَكُونُ زَوَاتٍ مُسْتَقِلَّةً Yani öyle mütegayir olsunlar ki bu yönüyle zevat-ı müstakil olsunlar. Ne olsunlar? Zevat-ı müstakil olsunlar. Yani her biri müstakil bir zat olmak suretiyle Allah-u Zülcelal'den münfek, mütegayir birer kadim olsaydılar o sakıncalıydı. Halbuki ve leyseti sıfatu muğayireten li zati bihazel mana. Sıfatlar bu manayla Allah'ın zatına muğayir değildir. Hiç muhteziler de demiyorlar sıfat şey muhteziler değil de biz demiyoruz ki ehl-i sünnet ve cemaat olarak Allah'ın sıfatları her biri birer müstakil zattır. Allah'ın zatına muğayirdirler, münfekirler. Kimse bunu söylemiyor ki. O zaman felem yerzemi taaddudul muhtilu li tevhidi. Tevhidin muhtili olan taaddud lazım gelmedi. O nedir? Taaddudul kudemma'il mutegayiretin münfekketidir. Bu lazım gelmiyor hatta yerzemel kufru. Hatta ne lazım gelsin? Hatta küfür lazım gelsin. Oldu. Ha, fennefül gayriyeti. Bak dikkat edin. Şimdi muhtil, mahzuri muhtil tevhid nedir? Udemay mütegayirdir değil mi? İyi dikkat edin. Udemay mütegayir. Biz dedik leyset bi gayrin. Bak işte bununla onların cevabı verildi. Onların şüpheleri kalktı. Leyset bi gayrin ve la ayni ve la ayniyle değil. Bak. فَلَمْ يَلْزَمِ تَعَدُدُ الْمُبْتِلُ لِلْتَوْحِدِ لِلْتَوْحِدِ حَتَّى يَلْزَمَ الْكُفْرُ حَتَّى ne lazım gelsin? O zaman فَالنَّفْرُ الْغَيْرِيَةِ لَيْسَتْ بِغَيْرِينَ هُوَ الَّذِي اُشْرِ بِهِ لِلْجَوَابِ عَنِ شُبَةِ الْمَسْكُرِتِ Bu muhtezelerin zikredilen şüphelerinin cevabına işaret نَفْرُ الْغَيْرِيَةِ gerçekleşti. وَلَمْ مَدْخَلَ لِلنَّفْرِ الْعَيْنِيَةِ فِي الْجَوَابِ وَلَمْ مَدْخَلَ لِنَّفِ الْعَيْنِيَّةِ فِي الْجَوَابِ Cevapta ayniyetin cevapta ayniyetin nefinin müdahalesi yoktur. O zaman niye getirdi? Lakin o tekmilül ifadeti. Tamam, leyset bir gayrin. Buna muhtezilerin şüpheleri defa edildi. Ama ayn midirler, değil midirler? Onu da bildirmek için dedi, ayn değiller. Ne sıkıntı olur? Hiçbir sıkıntı olmaz. Öyle değil mi? Tekmilül fayda olur. Fayda daha büyük olur. Tam oldu, kamil oldu. Öyle değil mi? Yoksa şüphenin definde vela bir aynını ne yok? Neyse bir gayrin vela aynı zatı vela aynı zatının müdahalesi yok. Bir de diyor Allah ennel garedel asli. Burada garedel asli sade onların şüphelerini izah etmek değil. Allah ennel garedel asliye kema alimte nasıl ki sen de bildin. Beyanı hükmü sıfatı. Allah-u Zülcelal'ın sıfatlarının hükmünü beyan etmek. Gayr midirler, ayn midirler, hükmlerini beyan etmektir. O da nedir hükmü ve anna leyse bi gayri zati ve la bi ayni zatidir. Garede esli budur. Yoksa garede esli muhtezilelerin şüphelerini izale etmek değil. O da istitradi olarak, tebi olarak gerçekleşiyor. Ve lem yezkuril musannifu mugayrete ba'di sıfati li ba'di. Peki bu sıfatlar Allah'ın zatına muğayir değiller. Allah'ın aynısı da değiller, gayrisi de değiller dedik değil mi? Bu sıfatlar birbirleriyle nedirler? Muğayiretleri var mı yok mu? Diyor وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُسَنِّفُ مُغَيْرَةَ بَعْدِ سِفَاتِ الْبَعْدِ Niye bunu söylemediğim? Halbuki bu sıfatlar birbirine nedirler? Muğayirdirler. Diyor ki zuhur-i zalike. Söylemeye gerek yok. El-i-mari, kudret-i-ari, sem-ari, besar-ari. وَقَوْلُهُ اَوْ بِعَيْنِ الزَّاتِ Dikkat edin. لَيْسَتْ بِغَيْرٍ وَاَشَارَ مُسَنُهُ بِزَالِكَ Bu لَيْسَتْ بِغَيْرٍ'le buna işaret edildi. اَوْ بِعَيْنِ الزَّاتِ Yeni geldi. اَيْ وَلَيْسَتِ الصِّفَاتُ اَيْنَ الزَّاتِ Sıfatlar ne değil? Aynı zat değil. فَاَوْ بِمَانَ الْوَاوِ فَاَوْ بِمَانَ الْوَاوِ اَوْ ne manasındadır?
Niye? Ya gayr değiller veya aynı değiller. Öyle murad değil ki. Gayr de değiller, aynı da değiller. Niye? Lennel kaide te ennatü... Ev için söylüyorsun. Ev için söylüyor. Evin ev manasında. He, yani ev manası olmasa değil, kendi manasında olsa değil, bunlar ya gayr değiller veya aynı değiller. Yani ya gayret nefediliyor ya aynı. Evet. Halbuki o da nefediliyor, o da nefediliyor. Fe'u bimanel vavu. O zaman buradaki ev, terdid için olan ev değildir. Vav manasındadır. Ne gayridirler ne aynidirler. Niye? Lennel kaydet anattehum bimanel vavu ba'dan nefi. Öyle bir kayda var. Evet. Neften sonra ev, vav manasındadır. Bu galibidir, daimi değil. E burada da nef var nedir? Leyset bi gayrin ev bi ayni zati. Oldu. Ha, burada az kaldı, burada duralım. Bu biraz tantanalı, karışık bir mesele. Oldu. وَعَلَمْ اَنَا وُجُوبَ سِفَاتِ الْمَانِ زَاتٌ لَهَا مِنْسَ وُجُوبِ زَاتِ كَمَا وَالْحَقُ. Burada 4-5 satır dursun. Yani ya bunu tek okuruz ya bunlarla birlikte ne ederiz? فَقُدْرَةٌ بِمُمْكِنٍ تَعَلَّقَةَ لَنْ devam ederiz. Oldu. نَفَاكُمُ اللّٰهُ نَفْعًا مُب